kimilerinin yeniden doğduğu, kimilerinin küllerinin bir çırpıda serpildiği yerdir deniz. Bazılarının hem kendi hem de umutları yaşar orada. Hayata tutunmanın, ayakta kalmanın kaynağıdır deniz. Bir canlının son çırpınışları insanoğlunun bir öğünlük yemeği gibi görünse de bugün hala bazıları için geçim kaynağıdır deniz. En az deniz kadar inatçı, bir o kadar da sabırlı olabilenin karnını doyurduğu Ege ile Akdeniz'in neredeyse kardeş olduğu bu sularda balıkçılık hala devam ediyor. Suyun altında kalanla üstünde olanın aynı umudu beslediği yer burası. Bugün balıkçılık önemli bir yer tutuyor bölgede. Denizden geçimini sağlayan eller ya oltada, ya ağda, ya da dümende. Şehir kalabalığında kulaklarda bir yaz anısı olarak yer tutan patpatların o özlenen sesine her an rastlamak mümkün burada. Kıyıda birçok balık restoranının bulunduğu o ses, hayatını sadece balıkçılıkla sürdürenler için alınan nefes değerinde. Bir tadımlık sohbette tüketilenler, birileri için koca bir ömür, bir adanmışlıktır aslında. 6 yaşından beri beraberler. Bir ara ayrı düşmüş olsalar da hayatındaki ilkleri ona borçlu. Hüznü de beraber yaşamışlar, ayrılığı da. İlk suya düştüğüm tekne bu teknedir. Akçamağdan çıkıp da Çamaçı'nda düştüğüm ilk tekne 6 yaşındayken bu tekne yani. Onun için mazisi büyüktür. Limana yanaşmalarda yanaşamazdım. Daha 10 yaşında falan. Babam oğlum şöyle gir böyle gir. Anlatırdı anlamazdık. Gelir 2-3 tane yapıştırırdı. Ondan sonra mık gibi girersin, mık gibi çıkarsın. Yani keşke sağ olsaydı 2-3 tane daha fazla tuvalet atsaydı yani. Evin parasının çoğu bu tekneden gitmedir. Temeli falan. Tarlanın alınması buna aittir. Evin ilk katı bunun sayesinde çıkıldı. Yani bu tekne vazgeçilmez bir şey ya. Tabağımızda bol yeşillik ve limonla yediğimiz, olmazsa olmazlarını masamızdan eksik etmediğimiz, yanına hayat hikayelerimizi meze ettiğimiz, bir çırpıda yediğimiz o balık avının arkasında sadece erkek eli yok. Günün erken saatinde hazırlık başlıyor onun için. Yapılacak çok iş, aşılacak sular var. Halbuki o da biliyor denizle şaka olmadığını. İşlerin ters gittiği zamanlarda bile yaşamın kıyısında tek başına çözüyor sorununu, yola devam ediyor. Tam anlamıyla ekmek kontrolü de önemli. Aşiyan her şeyi ihsanın. Aslında her şeyini ona borçlu demek daha doğru. Orta ölçekte bir balıkçı teknesi onlarınki. Motor sesini ekranda bile duyduğunda burnuna deniz kokusunu getiren, herkesin bir gün özlemiyle düşlerini yaşattığı beyaz olanından. Sabahın karanlığında o balıkçı teknesindeki sohbette yine balık var. Ağ atıldıktan sonra sıra beklemekte. Hemen yakında bir koy var.
beklemek için ideal. Sabah çayı dumanıyla denizin üstünde içinizi ısıtıyor. Ege'nin vazgeçilmezidir balık. Işıklar altında kurulan masalarda denizin taze balıkları can verir sohbetlere. Hem karanlığa hem de aydınlığa aynı anda şahitlik ediyorsunuz denizin üstünde. Gün yavaş yavaş içinizi ısıtan renklerle ağarıyor. Her ilerleyen dakikada bir renk daha katılıyor cümbüşe. Artık yavaş yavaş toparlanma zamanı. Hava iyice ağardı. Ağın atıldığı yere geliniyor. Balığın sona olan yolculuğu başlıyor. Her balıkçının denize yazılmış bir şiiri, ağlara takılmış bir aşkı vardır. Gecem gündüzüme karışıktır benim. Gözümü denizin üstünde açarım. Siz benim tuttuğumla beslenirsiniz, ben de denizin kendisiyle. Kolay görünür işim. Üstü kadar altını da bilirim. Yoksa çekilir mi bu zahmet? O mavi, o özgürlük, o huzur. Hayatınız asıl o huzurda bir film şeridi gibi akar gider gözünüzün önünden. Siz benim tuttuğumla beslenirsiniz, ben de denizin kendisiyle. Bin bir zahmetle ve umutla sabahın karanlığında atılan ağlar balıkla geri çekiliyor. Bir canlının hayatının son bulduğu noktada başka bir canlının beslenmesi başlıyor. Büyük balık küçük balığı yine yiyor. Dönüş yolu, yazlıkçıların henüz doldurmadığı sularda alabildiğine özgürlük var. Bir yanda temizlik, bir yanda verimli bir avın keyfi ve ayrılması var. Rekabet deniz üstünde de devam ediyor. Başladığımız yere geri dönüyoruz.
Tüm zorluklara rağmen buralarda denize adanmış hayatlar var.